Alo. Alo, iyi akşamlar efendim. İyi İyi yayınlar. akşamlar. Nihat Deniz, Kars'tan arıyorsunuz. Evet efendim. Buyurun hocamıza sorularınızı sorun. Hocam, saygılar sunuyorum. İyi Hayırlı programlar, buyurun. iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Hocam, soracağım soruya siz cevap verdiniz zaten telefona bağlanmadan önce. 51 yaşındayım. Anjiyo oldum 6 ay önce. Evet. Kendim kamu görevlisiyim. %80 bir daralma var damarda. Ve iki damarda da genişleme var. Stenti ben de kabul etmedim, reddettim. Bu süre içerisinde, yani bu 6 aylık süre içerisinde bahsettiğiniz Aluçfort'tan kullanabilir miyim? Veya o daralmanın dışında genişlenme için ne olabilir? Genişleme için de bir şey söyleyecek misiniz? Çok sıkıntı çekiyorum çünkü bazen... Bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık var mı? Bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık... O da oluyor hocam, o da oluyor. Bağırsaklarımızda, zaman zaman oluyor. Bağırsaklarımızda mantar var demek. Gastrit, ülser var mı? Hocam, geçmiş yıllarda o şikayetim vardı ama bu yıllarda yok. Peki Nihat Bey, teşekkür ediyoruz. Hocamızı izleyin, sorularınıza yanıt bulacaksınız. Hocam, teşekkür ediyorum. Bu ilacı almak için... Ne yapmamız lazım? Nereye müracaat edeceğiz? Evet. Rejideki arkadaşlar size yardımcı olacak Nihat Bey. Evet. Peki. İyi akşamlar İyi hocam. Akşamlar. Allah hürmetle saygılar. Böyle şimdi, programlar yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bağırsaklarda problem var. Bağırsaklarda mantar ve bakteriler üretmiş oluyor. Toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Karaciğer yağlanıyor ve nereye gidiyor bu toksik madde? Damarların iç yüzeyinde plaklar oluşuyor. Yağlanıyor, daralıyor ve ameliyat olmak çözüm değil. Ameliyat olursunuz bugün. 6 ay sonra tekrar ameliyat gerekir. Çünkü temiz bir ırmağlağım karışmış gibi sürekli bağırsına gelen toksik maddeler damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep oluyor, kirleniyor. 6 ayda bir ameliyat olunmaz ki. Kökten çözüm gerekir. Aynı su borusu gibi. Su borusundan kireçli su geçerse ne olur? Temizlersiniz. Diyelim ki temizlenmez de. Yani temizlenir diyelim. 6 ay sonra yine tıkanır. Kireçsiz su akması gerekir. Yani bağırsakların toksik madde geldiği sürece ameliyat çözüm değil. 6 ayda bir ameliyat olsa dahi yine tıkanır. Çözüm nedir? Bağırsak tedavi, karaciğer tedavi ve olay biter. Peki hocam, Nihat Bey zaten sorusunun cevabını almıştı kendisi. Böbrek rahatsızlığına geçmiş.